Bebek'te can dostları Lucy ve Henry ile görüntülere yansıyan Aslı Bekiroğlu, üzerinde adının yer aldığı sweatshirt'ü ile dikkat çekti. Evet, hediye gelmişti bir arkadaşımdan. Akıllarımızdaysa ben bir dizide oynatırdım bu kızı ama siz bilirsiniz tabii isyanı kaldı. Şakaydı aynen. Dizi gelmedi bayağıdır, o yalan değil tabii de filmlerde falan oynuyorum. Şimdi gene bir iki yönetmen arkadaşımla görüştüm. Öyle bakacağız. Kaan Taşaner sevgilisi Seray Dura ile birlikte diş muayenesine geldiği anlarda kameralarımıza takıldı. Ne var ki ünlü oyuncunun kendini gizlediği dikkatlerden kaçmadı. Avşar kardeşler Yeniköy'de güzel havanın tadını çıkardı. Çayları en az sohbetleri kadar koyu olan kardeşlerden Hülya Avşar uzaktan el sallamakla yetindi. El salla, el salla. Ebru Gündeş ve iş insanı Murat Osman Özdemir aşklarını Dubai'de taçlandırdı. Nikah sonrası üstü açık bir otomobille şehir turu atan ünlü şarkıcının düğün konvoyunda kızı Ali Aran'ın da yer aldığı görüldü. Yeniden İstanbul'dayız. Ebru Gündeş'in bu yıl bir programda denk geldiği ve yıllar sonra birbirlerine bakışlarıyla dikkat çeken eski sevgilisi Kerem Alışık yürüyüşte. Kameralarımızı görse de temposunu düşürmedi. Neler yapıyorsunuz? Biraz konuşalım. Abi yürüyorum şimdi, spor yapıyorum. Konuşamayız, sağ olun. Eski sevgili Ebru Gündeş'in adını duyar duymazsa temposu bir hayli arttı. Ebru Hanım da evlendi, arayıp tebrik ettiniz mi kendisini? Kaçma gülüm, kaçma benden, tek isteğim budur sende. Ekranların yeni Cumhuriyet Savcısı Hande Ataizi Nişantaşı'nda karşımızdaydı. Spesifik bir meslek grubunu temsilen hani karakter de öyle. O yüzden o hukuki terimleri ezberlemek, onları böyle akıcı bir şekilde söylemek de benim için çok yeni bir şey, çünkü hiç bu zamana kadar kullanmadığımız kelimeleri duruşmada falan hani kullanmak ilk başta böyle bir şey geldi ama sonra ona da alışıyor insan. Taş Kağıt Makas Hayatın Oyunu dizisiyle ekranlarda seyirciyle buluşan Hande Ataizi ile birlikte dizinin kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük yer alırken Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven de bu diziyle ekranlara döndü. Ya vallahi benim şansıma gerçekten hani o anlamda şanslıyım. Daha önceki işte de hani bunda da ekibimiz çok iyi, yani böyle çok güzel bir uyumumuz var. O kadar önemli ki. Dizide güçlü bir karakteri canlandıran Hande Ataizi'nin gerçek hayatta da rolüyle ortak bir yönü var. Vallahi güçlü olmaya çalışan bir kadınım diyebilirim. Öyle tabii, şimdi hani erkek dünyasında hepimiz bir şekilde gardımızı alarak yaşıyoruz. Hani biraz benim oynadığım rol de öyle. O yüzden ister istemez daha da güçlü görünmek durumunda oluyorsun bazı işlerde. Paris Moda Haftası'na Hande Erçel damga vurdu. Güzelliğiyle kasıp kavurdu. Saçı, makyajı, kıyafetiyle göz kamaştıran ünlü güzel en çok da iddialı dekoltesiyle adından söz ettirdi. Dört yılda bir misafir ettiğimiz 29 Şubat'ı bu yıl takvimlerde gördük. Sadece 4 yılda bir doğum gününü kutlayanlar için bu tarihin önemi büyük. O isimlerden biri de Nejat İşler. İşte o gün geldi. 29 Şubat'ta Birce Akalay'ı bir doğum gününde görünce yeni yaşını sadece 4 yılda bir kutlama şanssızlığına sahip Nejat İşler için geldiğini düşünmemize neden oldu. Evet, ama kendisi İstanbul'da değil. Çünkü kendisi şu an takribi 13 yaşında olsa gerek. Yani evet. 29 Şubat olmasına sebep. Bugün çok sevdiğim başka bir arkadaşımın doğum günüydü. Döne Otyam'ın. Oradaydım. Ne var ki Nejat İşler yurt dışında olduğu için 4 yılda bir gelen doğum günü telefondan bile kutlanmadı. Yok, olmadı. Yani aramadım. benim şeyim olsun o. Birazcık unutkanlığım değil de. Ama gerçekten yurt dışında, bir de Nejat evet. Öyle şeyleri çok önemsemez. Biliyorum. O yüzden yani. Gelelim Behzat Ç'deki iki eski rol arkadaşı Nejat İşler ve İnanç Konukçu'nun eğlence kulübündeki olaylı gecesine. Birce Akalay da içerideymiş hatta. Yok, hiç abimdir, canımdır, ciğerimdir. Bizim aramızda tatsız bir olay zaten olmaz. Tatsız bir olay, abim bana kızar.
Sadece o kadar. İlk kez magazin hattında ekrana gelen olaylı gecenin en yakın şahidiydi Birce Akalay. Orada ya annesini... o nasıl öyle bir şey çıktı bilmiyorum. Ha. Yani o öyle bir şey değil bir kere. İddialara göre Nejat İşler, Birce Akalay ile eğlendiği dakikalarda yanlarına gelen İnanç Konukçu'yu alkolün etkisiyle tanıyamayınca yumruklar havada uçuşmuş, çıkan arbedede Birce Akalay'ın başını sert bir şekilde duvara vurduğu söylenmişti. Güzel oyuncu olayla ilgili ilk kez konuştu. Yani iki insan arasında öyle şeyler olur tabii ki ama hani ben nasıl yani aynı ortamdayız diye neden bu kadar konunun başlığı haline geldim ve neden bir anda manşette ben oluverdim hiç fikrim yok. Ama işte bazen hani böyle A'yken Z'ye oluyor ya bazı şeyler, siz de biliyorsunuz. O çok ciddi alınacak yani öyle bir şey değildi en azından. Magazin gündemi yine bir şiddet iddiasıyla çalkalandı. Piyanist İklim Tamkan, Eylül ayında ayrıldığı ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. İklim Tamkan yaptığı yazılı açıklamada Nuri Fırat Tanış'ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süre gelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum. Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız, tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır sözleriyle eski sevgilisine uzaklaştırma kararı aldığını açıkladı. Bu iddiayı destekleyen ve herkesi şoke eden bir açıklama da Gonca Bustateri'den geldi. Defterin sayfalarını aralardım da gebelikte kendimi geremem diyerek söze başlayan Bustateri, bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz görülüyor hissi, göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem. Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur diyerek Fırat Tanış'ın İklim Tamkan'a yaşattıklarını birçok kadına yaşattığını ima etti. Ses getiren açıklamanın ardından bir etkinlik gecesinde mikrofonlar ünlü oyuncuya uzatıldı. Bu bir başkasının yani İklim Tamkan'ın hikayesi ve onun açıklama yapmış olduğu bir şey. Ben sadece bir kadın, bir meslektaş, bir de tecrübeli biri olarak böyle bir şeyin gündeme gelmesiyle ilgili kanaatimi belirttim yani. Gonca Bustateri yaptığı açıklamanın kendisiyle alakalı olmadığını ancak konuyla ilgili bildikleri olduğunu ifade etti. Aktif yaşadığım şu anda akut böyle bir durumum yok. Ama bir bilgim ve bir hissim var. Kendi çapımda algıladığım, gördüğüm ve hissettiğim şeyle ilgili yorum yaptım. Daha fazla açıklama yapmak istemediğini de sözlerine ekleyen Bustateri, asıl muhatapın İklim Tamkan olduğunun altını çizdi. Bu İklim Tamkan'ın hikayesi, iklimin hikayesi, bu onun açıklaması, onun duruşu. Bu konuda daha fazla konuşup onun duruşundan bir adım öne geçmeye çalışmak etik olarak, hukuki olarak uygun olmaz gibi geliyor bana. Psikolojik şiddet iddiasında kendi bildikleri ve hissettikleriyle tarafını seçti. Bunu yapmışsa iklim gibi Türkiye'nin değerli bir klasik müzisyeni, normalde pek tarzı değil de çıkıp böyle bir şey söylemesi, aşina olduğum birkaç şey kafamdaki beni böyle bir yorum yapmaya itti. Diğer taraftan Fırat Tanış, eski sevgilisinin psikolojik şiddet iddiasına kendisinin de bir kız babası olduğunu vurgulayarak cevap verdi. Sürecin yargıya taşındığını işte bu sözlerle paylaştı. Sükutum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerle yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum. Fırat Tanış'ın açıklaması hatırlatılan Bustateri ise sürecin takipçisi olacağını paylaştı. Bence bir süreci izleyelim derim yani. Herhangi bir şey söylemeyeyim. İklime hadsizlik etmiş olmayayım. Benim çok haddim değil. Ben kendi kanaatimi belirttim zaten yani. Kars Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Murat Danacı'nın yönetmenliğini üstlendiği Ocak oyunu, öğretmen ve öğrencilerden oluşan amatör oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıktı. Murat Danacı mutluluğunu kameralarla paylaştı. Hayatlarında hiç tiyatroya gitmemiş olan 10 bine yakın çocuğumuz tiyatro oyununu da izlediler böyle. Umarım Kars halkı beğenir, onların beğenisini sunar.